Değerli Hazirun, Tomarza halkını temsilen belediye meclis üyelerimizin oy birliği ile beni hemşehriliğe kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Onur duydum, gurur duydum. Bir de bugün benim doğum günüm. Buna isabet etmesi de çok güzel oldu. Bile isteyen mi yaptınız diye sordum. Yok, Allah denk getirmiş, tesadüf etmiş. Onun için hayatım boyunca şimdiye kadar doğum günlerimde aldığım en güzel, en kutsal hediyelerin başında geliyor. Neden kutsal? Çünkü biliyorsunuz bizim bir Türkiye sevdamız var. Vatana aşığız. Bu Türk milletine sevdalıyız. Bu mukaddes vatanın bir parçasından daha, bu aziz Türk milletinin bir unsurundan daha bu vatana bağlanmış olmanın, bir yerden daha bu memlekete hemşeri olmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. Hepiniz de çok defa bu mevzuyu anlatmışımdır. Tomarza benim için çok özel çünkü kabul olmuş doğam diyebilirim size. Neden? Anlatmışımdır çok defa dost meclislerimde. Yurt dışından dönünce doğrudan ilk defa buraya atandım. Çünkü yurt dışında benim gibi böyle yani aidiyet duygusu fazla olan, ben bu memleketin değerlerine, bu memleketin alışkanlıklarına sevdalı biriyim. Dolayısıyla yurt dışında pek yapamadım, mutlu olamadım. Yani oradan gelen Tomarza'nın çok gurbetçisi var. İşte anlatırlar, bilirsiniz. Orada trafik kuralları şöyledir. Hiç kimse kornaya basmaz. Sabah herkes işine gider, gücüne gider. İnanın ben buradaki kavgayı, dövüşü dahi özlemiştim orada. Gürültüyü, patırtıyı dahi özlemiştim. Kornalarını özlemiştim. Çünkü vatan kendin olduğun yerdir. Eğer ezan okunmuyorsa, selam sabah verilmiyorsa, işte bir cami avlusu yoksa, köy kahvesi yoksa, nereye gidersen git, bize orası gurbet gelir. Bazılarına da yabancı memleketler vatan geliyor, ezanların okunduğu, Kur'anların okunduğu Türkiye devleti onlara gurbet geliyor. İstemiyorlar. İşte bu güzel topraklar kimine yedi kat yabancı, kimine de öz vatan. Ben orada böyle kederlenirken, hatta eski kitaplarda okurduk. Alanca Paşa sürgün edilmiş, vatan hasretinden hasta olmuş, ölmüş diye. Ben de diyordum ya, vatan hasretinden ölünür mü diyordum. Gerçekten vatanından uzak kalmanın kederi çok büyük. Ben de bir gün gamlandım, dedim ki ya Rabbi, dönünce şöyle bir ırmağın kenarında, bir söğüdün altında güneş alnımıza vursun, semaveri yakalım, buzumuzu çevirelim, muhabbet edelim memleketinde diye böyle kendi kendime dua ettim. Döndük, kura çektik, Kayseri, Tomarza. Dedim ya, Kayseri'de su yok. Tüh dedim ben. Irmak istiyorum, dere istiyorum. Memleketten de biliyorsunuz. Sonra Tomarza'ya geldik. Dedim, nezaket ziyaretleri başladı. Burada ne var? Dediler, zaman tırmanı var. Hemen yanına gittik. Bir de baktım ki kıyısına söğütler dizilmiş. Hemen semaveri yaktık. Hemen etimizi kavurduk. Karnımızı doyurduk. Elhamdülillah dedim, duamız kabul olmuş. Onun için bu memleket benim için özel bir yeri var. Ve kalp kalbe karşıdır. Demek ki bendeki bu muhabbet sizin gönüllerinizde de meydan olmuş. Ve sizi temsil eden belediye meclisi oy birliğiyle beni hemşerile kabul etmiş. Tekrar söylüyorum, onur duydum, gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah
İnşallah memleketin neresinde vazife yaparsak yapalım, bir ayağımız burada olacak. Artık hemşeriyiz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.